Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır arkadaşlar. Bugün 5 Şubat sizlere eklediğimiz videolarla devam ediyoruz. Önemli bir gelişme var arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bu eklediğim 5. video oldu. 696 696 sayılı KKK ile kadroya geçen işçilerin 17. maddede isteklerini videolaştırmıştık. Tarih sözleşme %60 zam arkadaşlar. Az önce yayına aldık. Gerçekten tarihi bir toplu iş sözleşmesi yapıldı. %60 bir anda bir anda arkadaşlar. Yani işçilerin maaşı bir anda %60 arttırıldı. Tarihi bir sözleşme. Hatta Mahmut Aslan hayatımda yaptığım en iyi sözleşme dedi buna. Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı. Bunu videolaştırdık. 4 işçilerin Mart ayı zam farklarını videolaştırdık. Eğer zam farklarınızı düşünüyorsanız Mart ayında nedir? Videoyu izleyiniz arkadaşlar. Yayındadır. Kanalda mevcuttur. 696 sayılı KK ile kadroya geçen işçilerin zorunlu emeklilik halleriyle alakalı bir video yaptık. Videoda bayağı izlendi arkadaşlar. 3 saat önce yayına verdik. Şu ana kadar 90 beğeni aldı. %100 beğeniye ulaştı. Hiçbir beğenmeyen olmadı ve 22 yorum sayısına ulaştı arkadaşlar. Zorun hizmetle pardon zorun emeklilikle alakalı bir video. Bugün gerçekten iyi videolar ekledik arkadaşlar. Bir alkış hak, ettik diye düşünüyorum. Hepsi bilgi ve belgeye dayalı iyi videolardı. Sadece bugün ait bu eklediğim arkadaşlar 5. video oldu. Gel gelelim bu video da önemli bir video arkadaşlar. 29 Ocak 2021 tarihli Çalışma Genel Müdürlüğü'nden atama görev, görevlendirme hakkında bütün işleri kapsayan bir resmi açıklama yapıldı arkadaşlar. Maalesef atamalarla e, tayinlerle alakalı daha önce biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi iki ayrı teklif bulunmuştu. İki ayrı kanun teklifi vermişti. Bunu da video kanalda mevcuttur. İşçilerin tayin hakları ile alakalı, tayin yapabilmeleri ile alakalı iki ayrı kanun teklifi var arkadaşlar şu an. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyonda bekliyor. Ve bir iki kişi soru sormuştu. Ben videoları daha önce de söylemiştim. Bu tayin hakları toplu iş sözleşmelerinde yer alsın diye. Arkadaşlar taynakları toplu iş sözleşmelerinde yer alamaz kanun düzenlenmesi gerekiyor. Bu yazıda da arkadaşlar resmi yazı bizi okeyliyor bu manada. Hemen detaylara gireyim uzatmadan arkadaşlar. 696 KK ile binlerce iş ailelerinden uzak tayin hakkı bekliyor. Fakat tayin ve nakillerin bireysel işçi sözleşmelerinde sendikalar tarafından düzenlemesi yapılamaz diyor bu yazı arkadaşlar. 4857 sayılı iş, işçi kanununun olmadığı için bu ibre sözleşmeye eklense bile kanunlar sözleşmelerden daha üstündür. Bu sorunun çözülmesi toplu sözleşmesiyle olmaz arkadaşlar. Tayin hakkından bahsediyorum. Konun, konu, kanun meclise gelip değişmesi gerekli. Bu konuda da arkadaşlar diyorum e, yine tekrar ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi iki ayrı kanun teklifi verdi işçilerin tayin hakları ile alakalı. Şu an komisyonda bir gelişme olursa sizlere duyuracağız. Onu dipnot olarak ekleyeyim. Bu yazının konusuna geçeyim arkadaşlar. Fakat henüz muhalefet partilerinin bu konuda verdiği önergeler dışında kanun teklifi de var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Zorunlu emeklilik ve tayin hakkı için gereken kanun maddelerinin değişmesini sağlamak için yetkili kişi ve kurumları göreve davet ediyoruz. Biz memurlar haber kanalı olarak bu videoyu lütfen sağda solda paylaşın arkadaşlar. Facebook gruplarında olur, Twitter'da olur, Facebook sayfalarında olur, WhatsApp işçi gruplarında olur. Paylaşın ki sesiniz çıksın arkadaşlar. Bu biz videolaştırıyoruz. Elimizden geldiğince sesimizi sesinizi duyurmaya çalışıyoruz. Kanala abone olun, bizi büyütün. Sesimiz gümbür gümbür Ankara'ya gitsin arkadaşlar. Bu videoyu izleyen bir işçiyseniz, belediyede çalışan, kamuda çalışan, TYB çalışan iseniz lütfen kanala abone olun. Bizleri büyütün. Sizlerin adına yetkilileri sesimiz daha hızlı çıksın arkadaşlar. Daha hızlı gitsin. Evet gel gelelim. Bu resmi yazının konusunu arkadaşlar. Çalışma Bakanlığı'nın yazısı. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı diye, diye gidiyor ama bütün işleri ilgilendiriyor arkadaşlar. 2011-2017 tarihli ve 696 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 1 2. 2018 tarihli ve 7079 sayılı kanunun 118. maddesiyle aynı kabul edilen 127. maddesiyle 27 tarihli ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnameye eklenen geçici 23. madde kapsamında istihdam edilen sürekli işçilerin İller arası atama ve görevlendirmelerine ilişkin ilgili kayıtlı yazınız incelenmiştir diyor arkadaşlar yazıda. 2011 2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun hükmünde kararnamenin 118 2018 tarihli ve 7079 sayılı kanuna 118. maddeye eklenen, kabul edilen, aynen kabul edilen 127. maddesiyle 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun hükmünde kararname eklenen geçici 23. maddenin 4. ve 5. fıkralarında diyor. Burada ben bir dipnot ekleyeyim. 1989 tarihli kanunu düşünün arkadaşlar 31 sene geçmiş üzerinden. işler artık tayin hakkını istiyor. Zorunlu emeklilik edilmemek, edilmeyi istemiyor. Sevgili hükümet lütfen buraya bir el atın. Evet sürekli işçi kadrolarında geçirileceklerin kadroları başka bir işleme gerek kalmaksızın geçiş işleminin yapıldığı tarih itibariyle sürekli işçi ünvanı ile ihtas edilmiş sayılır. Sözleşmeleri askıya alınanlar ile askerde bulunanlar kadrolular hariç olmak üzere bu şekilde ihtas edilen sürekli işçi kadroları herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalışıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamında hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir. Bunların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya mağlulük aylığı almaya kazandıkları tarihi geçemez. Yani zorun emekli edilirler diyor. Özel güvenlik görevlilerinden de bu madde kapsamında geçiş işlemleri yapılanlar 5188 sayılı kanun hükmünde de tabi olmaya devam eder. Hükümleri yer almaktadır. 22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı iş kanununda işçilerin kurum içinde görevlendirmeleri ve nakil konusunda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Maalesef biz de bunu bas bas bağırıyoruz arkadaşlar videolarda. Bu hususlar bireysel iş sözleşmelerinde veya toplu iş sözleşmelerinde ya da iş yeri personel yönetmeliklerinde düzenlenebilmektedir. 18.10.2012 tarihli ve 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmeleri kanunun 33. maddesinin son fıkrasında ise toplu iş sözleşmeleri ve çerçeve sözleşmeler anayasaya ve kanunlara emredici hükümlerine aykırı düzenlemeler içeremez hükmü yer almaktadır. Yani burada diyor ki toplu iş sözleşmesinde İşçilerin zorunlu emekli edilmesi ya da tayin hakları verilemez diyor arkadaşlar. Burada meali bu yani. Türkçe meali bu. Sonuç olarak 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23. maddesindeki emredici hükümler aykırı olarak iller arası atama ve görevlendirme ile ilişkin toplu sözleşmesi düzenlemelerinin anılan madde kapsamında sürekli işçi kadrosunda istihdam edilenler bakımından uygulanabilir olmadığı değerlendirilmektedir. Bilgilerinizi arz ederim. Ahmet Erdem Bakan adına Bakan Yardımcısı resmi belge böyle arkadaşlar. Büyüteyim yine. Yani arkadaşlar kanun, kanun gerekiyor bu zorunlu emekli edilmemesi işlerin ve hakları için. Dediğim gibi CHP'nin iki ayrı kanun teklifi var. İkisi de video olarak kanalımızda mevcuttur. Hatta bu videonun sonunda bir tanesini ekleyeceğim. izleyebilirsiniz arkadaşlar. Durum bu yönde. Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Gelişmeleri sizlere vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Çalışma Bakanlığı'nın dediği bu Türkçe mali kanun çıkması gerekiyor ki tayin hakkı gelsin zorunlu emeklilik kaldırılsın. Kanun kanun kanun. işin Türkçesi bu arkadaşlar. detaylara vermeye devam edeceğiz. kanal abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlı sollu iki özel video karşınızdadır. İkisini de izlemenizi öneriyorum. Sorularınız varsa, yorumlarınız varsa videonun altına bekliyorum. Ve hepinize saygılar sunuyorum. Kalın sağlıcakla kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca bu videoyu da arkadaşlar pardon bu resmi yazıyı da videonun altına ekledim. Direkt tıklayıp bu resmi yazıya da ulaşabilirsiniz. Hepinize saygılar sunuyorum.